Gençler selam. Geldik artık böyle sona doğru Mendel genetiğine giriş yapıyoruz. Kalıtım Mendel çaprazlamalar hiç bekletmeden hemen soru çözümüne başlıyorum. Tabi bu arada devamlı soruyor gençler. Hocam AYT gelecek mi? Ya gerçekten çok yoğunum. Bunu daha önce de söyledim. Ee, ama yetiştiremesem bile bir giriş yapmayı düşünüyorum. Gidebildiğim kadar gideceğim. En azından faydası olur diye düşünüyorum. Hiç bekletmeden birinci sorumdan devam ediyorum. Siz de abone olmayı unutmayın lütfen. Gen kavramı ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım, kalıtsal özellikleri ortaya çıkaran DNA parçasıdır. Evet, genler DNA'da kalıtsal özelliklerimizi ortaya çıkaran DNA parçalarıdır. Genin baskın aleli büyük harfle ifade edilir. Evet, yine baskın alel büyük harfle çekinik alel resesif alelde küçük harfle ifade edilir. Çek, e, genin çekinik aleli her durumda etkisini gösterir mi? Hayır etkisini göstermek için iki tane çekinik alelin gelmesi lazım. Her durumda or, e, özelliği gösteren de baskın aleldir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. İkinci soruma geldim. Heterozigot kıvırcık saçtı. Burada hemen kıvırcık saç düz saça baskınmış. Biz bunları isimlendirirken nasıl isimlendiriyoruz? Ee, eğer baskın hangisi ise onun ismiyle veriyoruz harflendirmeyi. Mesela burada kıvırcık, düz saçı da küçük k yazacağız. Heterozigot kıvırcık dediğine göre biri böyleymiş. Bir baba ile yazdık. Bu arkadaş babaymış. Düz saçlı bir annenin düz olabilmesi için küçük k, küçük k olması lazım. Çocuklarının düz saçma düz saçlı düz saçma düz saçlı olma olasılığı kaçtır? Peki bakalım büyük k hemen çarpazyalım büyük k küçük k Büyük K, küçük K. Şöyle küçük K, küçük K. Yine küçük K, küçük K olacak şekilde. Bize düz saçlı olasılığı sorduğuna göre %50'dir. Eğer burada bize şunu deseydi. Kız olma ya da erkek olma ihtimali deseydi. Bu sefer sen bu 1 bölü 2 ihtimali kız ya da erkek olmaya göre 1 bölü 2 diye çarpacaktın. 1 bölü 4 %25 olacaktı diyebilirdik. Ama burada bir kız ya da erkek... Olarak söylemediğine göre %50 1 bölü 2'dir. Şimdi geldik 3. sorumuza. Bir omurgalı hayvanın yumurta ana hücresinin genotipi verilmiş. Peki buna göre bu canlı aşağıda verilen yumurta hücrelerinin hangisini üretemez? Bakalım. Bir kere üretebilmesi için şu oluyordu. Mesela şurada bir genotipi vermiş ya. Gamet oluşmak için buradan ne gelebilir? Büyük A gelebilir. Gamet oluşturacakken yani neydi mayozda? Yarısı gelecek değil mi? Burası iki enken. Burada bakın homolog kromosomlar yan yana, homologlar yan yana, homologlar yan yana, homologlar yan yana. Burada ne olacak? İki enden ene düşecek. Yani büyük A ya da buradan kim gelebilir? Büyük B, öbüründen büyük C, buradan mecbur küçük D, buradan mecbur büyük E şeklinde gamet oluşacak. Bu oluşurken hangisi olamaz? Gözüme direkt şu çarptı. Neden hocam? Çünkü bak görüyor musun şurayı? Küçük D küçük D. Dolayısıyla buradan büyük D gelme olasılığı yok. O zaman burası sadece küçük D olacağı için böyle bir gamet oluşamaz. Örneğin bakıyorum buradan büyük A küçük A küçük A gelebilir. Büyük B gelebilir. Büyük C gelebilir. Küçük D gelebilir. Büyük E gelebilir. Ama buradan büyük D gelemez. Dördüncü sorum bir 4 e, dört karakter bakımından heterozigot. Bir kere karakter derken hemen yine şu soru üzerinden gösterelim size. Şöyle buraya kapatalım. Bu soruya gelelim. Bak burada kaç karakter var hocam? 1, 2, 3, 4, 5 karakter var. DD hariç ve BB hariç 3 karakter yönünden heterozigot, iki karakter bakımından da homozigottur. Karakter derken neyi ifade ediyoruz hocam? Örneğin saç rengi, göz rengi, kemik yapısı, kan grubu bunların hepsi genetik karakterler. Şimdi 4 karakter bakımından heterozigotmuş. Peki bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı 2 üzeri n ile bulacağız. Tamam mı dostum? Yani buradaki n heterozigot karakter sayısıdır. Bu soru üzerinde 2 üzeri 4'ten cevabımız 16'dır. Peki hocam bunu sorsaydın ne diyecektim? Burada 5 karakter var. 255'ten 32 mi yapacaktım? Hayır. Aman ha dur. Neden? Çünkü n heterozigot. Heterozigot karakter sayısı. Burada kaç tane var? 3 tane heterozigot var. 1 büyük a küçük a, büyük c küçük c, büyük e küçük e. D'ler ve b'ler homozigot. Onları katmıyorum. Neden? Çünkü onlar çeşitliliği etkilemiyor. Her durumda büyük B'ye gelecek. Yani büyük B gelmiş ya da büyük B gelmiş bir şey değiştirir mi? Bir şey değiştirmez. Buraya geldiğimde ise heterozigot 4 tane dediği için cevabımız 16'dır. Beşinci soruma geçiyorum. Fenotipinde baskın özellik gösteren bireyin genotipinin belirlenmesi için yapılan çaprazlamaya ne denir? Kontrol çaprazlaması. Bu kritik bilgi bilmen lazım. Yani şimdi sen nasıl diyelim? diyelim ki anne de babamızdan örnek verelim. veya da işte mor çiçek klasik bezelye örneğini verelim biz. Şimdi mor çiçek beyaz çiçeğe baskın. Bu bilgiyi biliyoruz. Bezelyeler için konuşursak bir mor çiçek gördün. Fenotipi. Ama sen bunun büyük M, büyük M mi, büyük M, küçük M mi olduğunu dış görünüşten belirleyemezsin. Fakat beyaz çiçeğin kesinlikle küçük M, küçük M olduğunu bilirsin. Neden? Çekinik bir özelliğin ortaya çıkması için iki karakterin de çekinik olması lazım. Şimdi sen bunun çapraz birinin büyük M olduğunu diğerini bilmiyorsun. Çünkü büyük de olabilir küçük de olabilir. Kimle çaprazladın? Çekinik bireyle. Değil mi? Burada vermiş. Burada e, fenotipi baskın gösteren bireyin genotipini belirlenmesi için çekinik birey kullanılır. Bu da kontrol çaprazlamasıdır. Eğer buradan mesela bir tane mor çiçek bile gelse ben e, mor çiçek bir tane bile özür beyaz çiçek bile gelse ben ne anlarım beyaz çiçek olması için buradan bir tane küçük m gelecek bir tane de buradan gelmesi lazım eğer hiç mor çiçek hiç beyaz çiçek oluşmazsa o zaman hep mor çiçekler oluşursa buradan devamlı büyük m büyük m geldiğini belirlerim yani benim zaten fenotipini bildiğim bir karakterin genotipini belirlemek için çekinik bir fenotipte karakter kullanmam olayım. Kontrol çaprazlamasıdır diyorum. Altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soru. Buna göre hangileri yanlıştır? Bezelye bitkisinde sarı tohum yeşil tohuma, düzgün tohum buruşuk tohuma baskındır. Peki biliyorum hocam zaten. Heterozigot sarı renkli. Heterozigot sarı renkmiş. Yazalım. Sarı tohum yeşile baskınsa, büyükse, küçükse. bu ee, düzgün tohumlu. Heterozigot sarı renkli düzgün tohumlu. O zaman düzgün tohumda da büyük de küçük de heterozigotmuş. İki bezelle çaprazlanıyor. Bu dihibrit çaprazlama dostum. Bunu bilmen lazım. Bu direkt dihibrit çaprazlama. Monohibrit midir? Hayır. Neden hocam bak. net burada kaç tane karakter var? 1, 2. 1, 2. iki karakter bakımından heterozigot çaprazlamadır. Monohibrit değil. Bazen şunu karıştırıyorsunuz. Hemen şuraya yazıyorum. Bak çok dikkat et. Büyükse küçükse büyük de büyük de. Çaprazlıyorum. Büyükse büyükse büyük de büyük de. Hocam bu dihibrit bir çaprazlama değil mi? Değil. Değil. Değil kardeş. Değil dostum. Ama hocam işte iki tane karakter var. Heterozigot olması lazım ikisinde. Tek karakter bakımından çaprazlamadır bu. İki e, iki karakter bakımından çarpazlama yapabilmen için e, dihibrit yani bak hibrit diyorum görüyor musun? İki karakter, yani cümleyi doğru kurmam Mesela Aslında i̇ki karakter bakımından ama değil de monohibrit, dihibrit. Çünkü orada hibrit, evet bu e, toparlarsam aslında burası evet iki karakter ama hibrit değil. Şimdi hibrit olabilmesi için hibrit nedir? Sen mesela şeyden biliyorsun. Arabalar, benzin, elektrik değil mi? Hibrit e, arabalar diyoruz biz bunlara. Burada hibritlik var mı? Hocam burada hibritlik yok. O zaman evet iki karakter ama monohibrit bir çaprazlamadır bu. Dihibrit değildir. Çünkü burada tek karakter hibrittir. Anlatabildim mi? Tamam. Burada iki karakter de hibrittir. Dikkat ediyoruz. Buraya geldim. Bu monohibrit değil. Dihibrit bir çaprazlama. Ebeveynlerle aynı fenotipe sahip bireylerin oluşma ihtimali 9 bölü 16'dır. Şimdi burada ebeveynler kim? Bunlar değil mi? Aynı fenotipe sahip. Bir bakalım. Şimdi şu çarpazlamayı yaparsak. Şimdi zaten bu rakamları aslında ezbere bileceksin ama bilmesen bile şu büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi çarpazlarsan buradan büyük S büyük S büyük S küçük S büyük S küçük S küçük S küçük S gelir. Yani büyük S'nin fenotipe gelme oranı kaçtır? 3 bölü 4. Aynısı bu d d, d d içinde geçerli. O zaman fenotipe Bunların gelme ihtimali 9 bölü 16'tır. B doğrudur. Buna dikkat ediyoruz. Fenotipte ikisinin görülme olasılığı 9 bölü 16'dır. Çaprazlama sonucu yeşil renkli buruşuk bezeller oluşamaz. Oluşur. Nereden biliyorum? Bak burada yeşil renk. Aynısını burada yaparsam küçük D küçük D'ye gelecek. Büyük küçük S küçük S küçük D küçük D'ye gelebildiğine göre bunlar karşılıklı gelebilir ve oluşabilir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. 1 ve 3 hatalıdır. 7. soruma geliyorum. 2 birey. Şöyle bir renk değişimi de yapalım. 2 bireyin çaprazlama sonucunda genotip 1 2 1 Fenotip 3-1. Dostum sen bunu görür görmez monohibrit çaprazlama olduğunu öğreneceksin. Şurada yapmıştım ama anlaşılsın diye buraya da yapalım. Büyükse küçükse, büyükse küçükse. Bakın bu ne? Monohibrit çaprazlama. Büyükse büyükseyi yazdım. Büyükse küçükseyi yazdım. Büyük S, küçük S yazdım. Küçük S, küçük S yazdım. Dikkat ederseniz burada fenotip oranımız büyük S, büyük S, büyük S. 3, 4 3'tür. Gördün mü burayı? 3'e 1 şeklindedir. 4 tane 3'ü büyük fenotipliyken bir tanesi küçük fenotiplidir. 1, 2, 1 de genotip oranıdır. Neden? Büyük S, büyük S bir tanedir. Büyük S, küçük S, büyük S, küçük S tanedir. Küçük S, küçük S bir tanedir. Bu monohibrit çaprazlamadır. Zaten bunu biliyor olman lazım. Şuraya bakarsan 1 ve 3 monohibrit çaprazlamadır. C dersin gidersin. 8. soruya bakıyorum. Buna göre demiş. Burada bir e, kromozom şekilleri verilmiş. Hücre içerisinde hangileri yanlıştır? AB ve CD genleri bağlıdır. Bakıyorum bak AB bağlı genlermiş. Ne demek bağlı genler? Aynı kromozom üzerinde bulunan genler bağlı genlerdir. CD'ye bakıyorum. Bunlar da bağlı genlerdir. O zaman bu doğrudur. Genotip gamet hücresine ait olabilir. Gamet hücresine ait olamaz. Çünkü gamet hücrelerinde homolog kromozomlar ayrılmıştır. Burada bakıyorum homolog kromozomlar karşılıklı duruyorlar. O zaman bu gamet hücresi olamaz. Gamet olsaydı homolog kromozomların ayrılmış olmasını beklerdim. Yani burada şu olacaktı mesela. Mesela büyük A, büyük B, burada büyük E, burada da küçük C büyük D olacaktı. Diğerleri ayrılmış olması lazımdı. Kromozom sayısı 6'dır. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğru. Ve 2, 3, 2 üzeri 3 tane gamet oluşturabilir. Heterozigot karakter sayısına bakacağım. Kaç tane? Hocam şurayı hemen sileyim. Burada bir şey göstereceğim çünkü sana. Heterozigot karakter sayısı. Hocam 1, 2, 3, 4'tür. O zaman 2 üzeri 4 olması gerekmiyor mu? Hayır, hayır, hayır. Neden? Çünkü bağlı genlerde kaç tane heterozigot olursa olsun. Diyelim ki burada büyük F küçük F olsun. Burada büyük T küçük T olsun. Hocam bir alırsın. Çünkü bunlar nasıl gidiyorlar? Biri bir yere gidiyor biri bir yere gidiyor. Bunlar birbirinden ayrılmıyorlar. Dolayısıyla kaç heterozigot olursa olsun bir alırsın. Ama soru da sana. Bak burada demiş ki crossover olmadığı kabul edilmiş. Crossover var derse sen bunların değişebildiğini düşüneceksin ayrı ayrı alacaksın. Ama bizim sorumuzda crossover olmadığı kabul edildiğine göre bakıyorum bu bağlı genlerin olduğu yerde iki heterozigot var ama bunlar bağlı olduğu için bir. Burada da aynı şekilde bir. Burada da aynı şekilde bir. 2 üzeri üçten. 8 e, diyeceğim. Dolayısıyla bu da doğrudur. 1 ve 3 doğru. Bana ama yanlışım sormuş. Yanlışı sorduğuna göre aman ha. Soruyu doğru okumak lazım. Doğru yapıp yanlış cevaplamayalım. Buna göre spermanın hücresinin crossover gerçekleştiğinde crossover gerçekleşmediğinde oluşturabilecek gamet çeşidi. Bakıyorum. Burada A, B, C genleri bağlıymış. Yani şöyle yazmam gerekmiyor mu benim bunu? Şimdi A, B ve C genleri bağlı. O zaman karşısına da yazıyorum. Küçük A, küçük B, büyük C. Buraya da ne yazdım? Büyük D, küçük D, karşısında da işte e, X K X yok Y K. Peki. Şimdi dostum şöyle karşılıklı bakınca kaç tane heterozigot var? Burada bağlı olduğu için bana en başta crossover gerçekleştiğinde sormuş. Crossover gerçekleşirse eğer her birini farklı olarak düşüneceğim. Yani 1 2 3 4 2 üzeri 4'ten 16'dır. Birincisi 16 olması lazım. Crossover gerçekleşmediğinde bir de buna bakalım. Gerçekleşmediğinde ise her birini tek alel olarak düşüneceğim. Yani burada 3 tane var ama 1 bir de burada 2 bir de burada 3 2 üzeri 3'ten 8 olarak düşüneceğim. Yani 16'ya 8 cevabım C şıkkıdır. Geldim 10. soruma. Buna göre hangileri doğrudur? Siyah kıllı iki farenin çaprazlama sonucu 3 tane siyah kıllı. Hmm. Şimdi siyah kıllı iki fare Çarplaz dönüyor. Genotipini vermemiş. 3 tanesi siyah kıllı fenotip oluyormuş. Hemen aklına kim gelecek? Hocam monohibrit çarprazlanmak 3'e 1 değil mi? O yüzden bilmen lazım mutlaka bunu. Demek ki bu heterozigottur. Hatta yapalım. Eğer böyle olmasa ne olacaktı? Mesela bu büyükse büyükse olsaydı. Hocam. Buraya ne gelirse gelsin, ister küçükse küçükse, ister büyükse küçükse, burada her zaman ne olacaktı? E, e, tamamı siyah kıllı olacaktı. 3 tane siyah kıllı, bir tane kahverengi dediğine göre 3'e 1 fenotip oranından senin monohibrit olduğunu yakalaman lazım. Unutma. Buna göre hangileri doğrudur? Siyah kıl aleli kahverengi kıl aleline baskındır. Evet, 3 tane olduğuna göre baskın olan 3 tane çıkar. Siyah kıllı yavruların tamamı homozigottur. Bakıyorum siyah kıllı yavrular büyükse büyükse siyah kıllıdır. Büyükse küçükse bu da siyah kıllıdır. Hem tamamı homozigot muymuş? Hayır. Kahverengi kıllı bireyin genotipi heterozigottur. Kahverengi bireyimiz ortaya çıkabilmesi için küçükse küçükse olacak homozigot olur. Bu da yanlış. Bana doğruyu sormuş. Cevabım A şıkkıdır. Geldim 11. soruya. Bir fare türünde kır renginin kalıtım ile ilgili çarplağı zaman yapılmış sonuçlar aşağıdaki tabloya göremiş. Peki buna göre bilgilere göre hangileri doğruymuş? Bakalım burada siyah kahverengi de %100 siyah olmuş. Bunun olabilmesi için burada bakıyorum tamamı siyah olduğuna göre ben buradan şunu anlayabiliyorum. Siyah baskınmış. Tamam mı? Yani tamamı siyah oluyorsa siyah baskınmış. Siyah kahverengi bireyler çarpazlanmış. E, %50 %50 oluşmuş. Siyah siyah bak %75 siyah %25 kahverengi. Burada hemen şunu monohibir çaprazlama olduğunu yakaladın mı? Aa, burada siyah siyahmış özür. Siyah siyahsa peki ne olacaktır? Evet monohibir çaprazlama Büyükse büyükse küçükse olursa 3'e 1 fenotip oranını yakalarım. Bunun için konuşuyorum. Buraya geldim. Siyah kahverengiyi Burada %100 gelmiş. O zaman burada siyahın büyükse büyükse olması lazım. Ki kahverengi küçükse küçükseydir. Bu durumda tamam %100 olur. Yarı yarıya olduğunu söylüyorsa burada büyükse küçükse yanındaki kahverengi de küçükse küçükse bu durumda şuradaki küçükse önce şunla sonra da şunla karşılıklı geleceği için yüzde %50 %50 oluşur. Bakalım. Siyah kılı tüm fareler homozigot genotipe sahiptir. Hayır. Burada homozigot, burada heterozigottur. Yanlıştır. Siyah kıla baskın, kahverengi kıla çekiniktir. Doğrudur. Yani buradan bir anlayabilirsiniz. Çünkü birinci de tamamen siyah çıktığına göre demek ki siyah kahverengiye baskındır. Homozigot genotipli siyah kıllı farenin homozigot nerede? Birinci durumda homozigotmuş. 2 ve 3'te gördüğünüz gibi heterozigottur. Siyah kıllı farenin Kahverengi e, kıllı fare ya tekerleme gibi okuması biraz zor oluyor. <laughs> Neyse kahverengi kıllı fare ile çaprazlanması sonucu oluşan fenotip oranı 1'dir demiş. E, oluşan fenotip oranını sormuş. Yani oran 1. Çünkü niye? E, %50 %50 oranlarsanız ne olur? 1 olur. Doğrudur. Dördüncü öncüle geldiğimde ise heterozigot genotipli iki e, siyah kıllı fare. küçükse büyükse küçükse. Büyükse, küçükse. Çaprazlanma sonucu oluşan genotip oranı 3'e 1'dir. Dikkat! Bu Çaprazlayalım. Büyükse, 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 küçükse, büyükse, küçükse, küçükse, küçükse. Fenotip oranı 3 tane siyah, 1 tane kahverengi. Fakat genotip oranı nedir? 1, büyükse, büyükse, 2, büyükse, küçükse, 1, küçükse, küçükse'dir. Dolayısıyla 1, 2, 1'dir. Yanlıştır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır genotipine sahip eşey ana hücresinin e, gen sahip ganet oluşturma ihtimali kaçtır? Bunun iki yolu var. Bak, birincisi şu. Basit olanı söyleyeyim önce. Ya da önce zor olanı söyleyip sonra basitini saklayayım. Küçük H gelecekmiş, doğru mu? Buradan küçük H gelme ihtimali nedir hocam? 1 bölü 2'dir. Tamam. Çünkü niye? Büyük Y. Küçük Y ikisinden biri gelecek. 1 bölü 2. Büyük Y gelmiş. Büyük h'nin gelme ihtimali kaçtır? 1'dir. Çarpı. Çünkü biz bunu biliyoruz. Şunu biliyoruz ki iki farklı olayın aynı anda ortaya çıkması ayrı ayrı ortaya çıkmalarının çaprazlanmalarına eşit. Ayrı çarpımlarına eşit. Bunlar aynı anda yan yana gelecekmiş. Peki ayrı ayrı nasıl olabilir? 1 bölü 2, 1. Bunları çarparsan toplam oranı bulursun. Büyük S küçük S. Küçük S'nin gelme olanı 1 bölü 2. Yine burada 1 bölü 2. Yine 1 bölü 2'dir. Çünkü bunlar hep heterozigot. O zaman 1 bölü 16'dır. Ya da böyle tek tek uğraşmazsın hocam. Kaç heterozigot var? 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 2 üzeri 4'ten 16 tane gamet oluşabilir. E hocam 16 gametinde bir tanesi de bu olacağına göre 1 bölü 16 deyip daha pratik bir şekilde çözebilirsin. Geldim 13. sorumuza. Doğru mu? Evet. 2 bireyin çaprazlanması sonucunda şöyle bir bireyin oluşma ihtimali kaçmış? Bakalım. Bunu yaparken de şuraya gördün mü? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A. Pratiklik. Küçük A'nın gelme olasılığı 1 bölü 4 değil mi? Hocam nasıl? Hemen şöyle yapalım. Bak bunu, bir adın gibi bileceksin. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, e, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Dolayısıyla bunun gelme ihtimali kaçtır? 1 bölü 4'tür. Hocam büyük B, büyük B'nin gelme ihtimali kaçtır? Hemen büyük B, küçük B, büyük B, büyük B. Çarpmazlarsan ne olur? 1 bölü 2 değil midir bu? Nasıl? Hemen bak büyük B, büyük B, büyük B, büyük B. Küçük B, büyük B, küçük B, büyük B. Dolayısıyla da küçük B, büyük B 1 bölü 2'dir. Büyük C, büyük C'nin gelme ihtimali. Bak hemen yazmayalım. Büyük C, büyük C nasıl gelebilir? Büyük C, büyük C şuradan gelebilir. Ee, bir de şu ikinci C'den gelebilir. Şu küçük C'de diğerlere geleceği için yine 1 bölü 2'dir. Büyük D büyük D. Aynı C gibi gördün mü? O da 1 bölü 2'dir. O zaman 1 bölü 4, 1 bölü 8, 16, 32 var mı? Var. Geçtim 14. soruya. Yani böyle tek tek bunu yapman lazım tamam. 14. Kontrol çarpazlaması ile ilgili olarak ne demiştim? Fenotipini biliyorum. İşte mor renk. Fenotipini biliyor muyum? Bilemem çünkü baskın. Çekineğin fenotipini biliyorum. Ne o? Beyaz renk. Ben, ben bunun genetiğini biliyorum. Küçük M, küçük B. Nereden biliyorum? Çünkü bu çekinik olduğu için. Bu ikisini çaprazlarsam bana eğer bir tane bile beyaz verirse ben bunun küçük M olduğunu hiç beyaz vermezse bunun büyük M, büyük M olduğunu görürüm. Baskın fenotipli birey çekinik bireyle çaprazlanır. Burada olduğu gibi. Doğrudur. Baskın fenotipli bireyin genotipini belirlemek için yapılır. Burada olduğu gibi yine doğrudur farklı karakterler bakımından iki birey çaprazlanır. Hayır. Kontrol çaprazlanması aynı karakter üzerinde yapılabilir ancak. Dolayısıyla 1 ve 2 doğrudur. Bana yanlış sormuş. Bak bunu hep yapıyorum. Siz yapmayın. Yalnız 3'tür. 15. soru. Hangileri doğruymuş? Mayoz ile oluşturabilecek gamet çeşidi 32'dir. Ne demiştim? 2 üzeri en, yani. neydi? Heterozigot karakter sayısı. Kaç tane var? Bağlı demiş mi? Dememiş genler bağımsız demiş hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 2 üzeri 5'ten 32'dir. Dolayısıyla doğrudur. 5 farklı karaktere ve 10 kromozoma sahiptir. Burada olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5 farklı karaktere 10 kromozoma sahiptir. Doğrudur. Çekinik genotipli gamet oluşturma ihtimali 1 bölü 16'dır. Şimdi çekinik genotipli gamet ee, tamamen çekinik sanırım değil mi? Şöyle bakıyorum. Evet. Peki buradan küçük a'nın gelme olasılığı kaçtır? 1 bölü 2. Küçük b'nin gelme olasılığı 1 bölü 2. Dikkat ederseniz hep seteriz 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Dolayısıyla 1 bölü e, 32'dir. 2'de 4, 8, 16, 32 16 değildir. Cevabımız 1 ve 2'dir diyeceğiz. 16. soruma geldiğinde genotipleri olan iki bireyin çaprazlama sonucu. Hmm. iki birey de bu şekildeymiş. Oluşma ihtimali büyük de, küçük de, büyük e, küçük e. Neyle çarpıyoruz? Büyük de, küçük de, büyük e, küçük e. Böyle iki birey çaprazlanıyor. Her iki özellik içinde baskın olması için. Hocam şu gördüğün gibi monohibrit bir çaprazlama değil mi? Yani bu dihibrit bir çaprazlama aslında bakarsan. Buradan baskın e, her iki özellik içinde baskın genotip demiş. Fenotip dememiş. Dolayısıyla baskın genotipe sahip bireylerin oluşma ihtimali homozigot falan demediğine göre buranın 3'e 1 değil miydi? Dolayısıyla burada 3 bölü 4. Burada 3 bölü 4'ten ne olacaktır? 9 bölü 16. Şöyle yapıştırdım. Her iki özellik içinde çekinik olması için 1 bölü 3 1 bölü e, pardon 4 1 bölü 4 toplamda ne yapar? 1 bölü 16 o da buradadır. Edirne derim yapıştırırım. Neden öyle diyorum? Çünkü çekinik olabilmesi için ne olacaktır? Burada olduğu gibi mesela büyük e büyük e sonra ne olacak? Büyük e küçük e büyük e küçük e küçük e küçük e çekinik e, Bireyin oluşma ihtimali burada gördüğünüz gibi ancak 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'te diğerinde ve burada da baskın özelliğin ortaya çıkması için de her ikisinde 3 bölü 4'ten 9 bölü 16'da derim. E şıkkı olduğunu belirter belirtir diğer videoma geçelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.